Tam şöyle duvarı örüyorum. Tamam. Mükemmel. Burası sandık odası. Veya burayı üretim yaparız biliyor musun? Yani değişik yapalım. Ya da şuraya geçmez. Direkt bak burayı böyle öreriz. Burası üretim yeri olur. Şuradan da aynı an lan çok güzel olur bak. Gel bak. Burayı böyle kapatıyorum. Şurada bir kapı açıyorum. Burada bir kapı olacak. Burada bir kapı olacak. Bu iki yer birleşik olacak yani kapı olarak birleşik olacak. Burası üretim, burası sandık veya burası üretim, burası sandık falan. Ya dip dibi olsunlar. Zorluk çekmeyeyim. Şimdi şuraya koyarsam mesela üretim yerini, sandık burada olacak. Buraya git, oraya git falan uğraştıracak. Birbirlerine yakın olsunlar. Evin iç dizaynını hallettikten sonra balkona geçeceğiz. Şöyle kapattım burayı. Burada bir kapı olacak. Burada bir kapı olacak. Burada bir kapı olacak. Bu ne lan? Geçmiş. 2, 4, 6, 8, 8. 1, 2, 3, 4. 4, 4. Tam şu ikisini kıracağım. Buralar kapı olacak. Tamam. Şimdi balkona normal kapı koymayalım bak. Balkon komple açık kalsın. Şurayı şöyle yapacağım. Bak böyle kapatacağım. Burası açık kalacak. Burası hiç kapalı olmayacak. Sadece üst taraf kapalı olacak. Şuralarda çit öreceğim. Çit mi artık ne bilmiyorum. Bir şey öreceğim. Korkuluk şeklinde. Güzel bir dizayn olacak. Evin bu kadarlık kısmını kullandık. Neredeyse yarısını kullandık evin. İşte yatak odası, tuvalet, sandık ve üretim. Başka ne yapabiliriz? Dekorasyon olarak bir şeyler var mıdır ki? Mesela şömine mömine var. Dekorasyon olarak bir şeyler yapılabilir illa ki. Evin diğer kalan tarafına ne yapacağımla alakalı hiçbir fikrim yok. Artık bakarız. Devamında bakarız. Şunlara mesela bakmam lazım. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir tane şey var ha bak şu teleporter. Bunu şu an yapamıyorum tabi. Şu lazım. Diğerleri ne işe yarıyor bilmiyorum. Moddan gelen eklentiler. Bir sürü mod var. Bir sürü eklenti var. Hiçbirinde ne olduğuna bakmadım. Ya modların özelliklerini biliyorum da o özellikler nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Mesela şunu söylemişsiniz. Teleporter moddan gelen teleporter. Ben bunu bilmiyordum. Teleporter olduğunu biliyordum da bunu yapmam gerektiğini bilmiyordum. Bunu bir ara yaparız artık. Elektronik mi elektronik bir şeyler istiyor. Şimdi evle alakalı yapacağım ne var? Balkonu yapacağız dedik. Şöyle şunları bir alayım. Çit gibi bir şey var mı? Böyle balkona uyuyacak. Şunlar bir bayağı hayvan çiti yani. Bunu yapsam çirkin durur. Bunlar çirkin durur. Ama başka da yok gibi gözüküyor. Heh bak ahşap korkuluk. Kaç tane üretsem? 50 tane üretelim. Yetmeyebilir. Yetmezse devamını yaparız. Başka ne var? Başka? Yani dekorasyon şeyleri falan. Yapalım ya. Dekorasyon da yapalım. Mı? Ya da şu temel şeyleri bir halledelim ondan sonra dekorasyona girelim. Daha sonra yaparız. Temel mevzuları bir halledelim. Kafa karıştırmasın. Şimdi atıyorum yatak yapalım diyeceğim. Deri falan isteyecek. Deri yok. Bir daha gidip deri falan getirmem lazım vesaire vesaire. Uğraştırır. Önce şunları bir halledelim ondan sonrasında ondan sonra bakarız. Yavaş yavaş ilerleyelim. Kapı yapacağım şimdi. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kapı lazım. Tekliden yapacağım. Hangisiydi? Şundan yapacağım da. Bunun S Plus'ı nerede? Şu.
6 tane bundan yaptım. Bir de kapı lazım. Şu. 6 tane de bundan yaptım. Tamam. Abi ya hocam taşı. Ya şunlar nasıl 100 kilo? 25 tanesi 100 kilo nasıl yapıyor? Gözünü seveyim ya. Harbi diyorum çok saçma ya. Ya kilona sıçayım senin ya. Survivor oyunu yapacak olan arkadaşlara sesleniyorum. Kilo mevzusunu koymayın. Ağırlık mevzusunu koymayın. Aptallık yapmayın. Envanter sınırı koyun. Kilo sınırı koymayın. Sokacağım kilosunu harbiden ya. Ahşap bir çit ne kadar ağır olabilir abicim? Gerçekten bak. Şimdi şu çitleri bir koyalım. Şöyle garip bir şey yapmak istiyorum. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şunu şöyle yapsam bence daha güzel olur. Aşağı ile birleşmiş bir şekilde bak. Bence daha güzel oldu. Ama bu korkulukları şununla birleştirmem lazımdı. Bu korkuluklar birleşmiyor. Neyse dışına yapalım bari. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak direkt sıçtı gördün mü? Direkt sıçtı. Bu ne şimdi? Temel desteği gerekiyor. Altındaki ne? Ne yapacağım ben şimdi? Olmadı. Hadi bakayım. Nereye koydu onu? Buraya bir tane koydum. Nereye koydu? Hiçbir tamam. Olmadı. Yere istediğim olmadı. Standart zaten. Oyunun boktanlığı. Her yerde oyunun boktanlığı kendini böyle belli ediyor. Vurduruyor. Güzel. Tamam. Tamam buraya da artık koymayacağım. Ya zaten buralarda yok. Temel desteği istiyor beyefendi. Daha uğraşamam. Oldu yani olduğu kadar işte. Ama amacımın ne olduğunu biliyorsunuz. Yaptım, yapıyordum, yapamadım ama. Yaptırtmadı oyun. Olduğu kadar işte. Olmuş varsayın yani. Burası böyle çitliymiş gibi varsayın. Uğraşamayacağım çünkü. Gerçekten uğraşamayacağım. Sıkıldım artık ya. Harbi diyorum sıkıldım ya. Ya bir Survivor oyununun inşaat mekaniği bu kadar bok gibi olamaz abicim. 5000 liraya oyun satmayı biliyorsunuz. Namussuzlar. Adam gibi oyun yapın yapıyorsun. Sandıkları koyarak evimizin içini dayamaya döşemeye başlayalım. Balkon kısmını dediğim gibi umursamıyoruz. Şimdi burası şöyle yapabilirim. Bak kafamdaki şey şu. Şöyle boydan boya geldik. Hafiften ne kadar? Şu kadar. Şöyle mesafe bıraktık. Böyle yaptık. Burası böyle. Geldik. Bir daha hafiften böyle. Mesafe bıraktık. Geldik. Burası kapıya dayanıyor. Buradan sonrasını yapmayacağım. Şuradan sonrasını yapacağım. Böyle. Bir tık mesafe. Bir tık mesafe. Tamam. Kütüphaneye de benzedi birazcık. Gayet güzel, gayet verimli bir mekan. Burası da böyle işte üretim merkezine gireceğimiz yer. Gayet şık oldu bence. Şimdi
Şöyle bir şey yapıyorum. Brontocuğum. Beni takip et. Ejderhaya binelim. Diğer dinozorların yanına bir gidelim. Şimdi yatak yapacağız. Tuvalet muvalet yapacağız. İşte rafineri ocağı falan yapacağız. Şey yapacağız. Şu masalardan falan yaparız. Üretim masaları. Dekorasyon ürünleri, üretim şeyleri falan filan. Bir gelsin şu Bronto. Malzemeleri alayım, başlayayım yapmaya. Bu hayvancağız açlıktan ölüyor. Bu hayvancağız açlıktan ölüyor. Dinozorları da bir kontrol edelim. Tamam, dur orada. Böyle. Dinozorları da bir yandan bir kontrol edelim. Açlıktan ölüyorlarmış. T-Rex'in 14 canı falan vardı. 80'e kadar düşmüş. Dinozorları bir kontrol edelim. Tamam. Şuna bakalım. Tamam, senin yemeğin var. Şunu alıyorum. Sen ne alemdesin? Senin de yemeğin var. Yiyorsun değil mi bunları? Yiyorsun. Tamam. Brontoların da yemeği var. Ha, 130K canı oldu. Tamam. Bayağı da bir level atlamışlar. Bu Bronto'nun da yemeği var. Sıkıntı yok. Şey yapacağım şimdi. Bir hemen. Şurada kaya kıran var ya, onu bir alayım artık ya. Bug'dan çıkmış. Bir de bak, ben bu ağaçları temizlemiştim. Bu ağaçlar gene çıkmış ya. Bu ağaçları ben temizlemiştim. Bunlar manzarayı kapatıyor ya. Nerede? Burada bir yerdeydi o hayvan. Şurada. Gel bakalım benim takip et. O da lazım olacak bize. Taş toplayacağız orada. Bayağı güzel taş topluyor. Unutmuştum da ben ona. Bug'da kaldı. Daha sonra çıkartacağım dedim. 50 bölüm geçti üstünden. Unuttum. Kendi gelmiş ama. Bayağı uzaktaydı da ya. Şu ormanın içindeydi o. Kendi nasıl oradan buraya geldi? Hiçbir fikrim. Bak, dur tuşuna basıyorum, durmuyor. Bak bak, bug'a girdi gene. Oyun gerçekten bak, dünyanın en iyi oyunu olacakmış. Dünyanın en boktan oyunu olmuş ya. Artık bug'a girme ama kanka, ne yapayım senin için ya? Git şuradan. Ya dur tuşuna basıyorum, durmuyor. Sağa döndürüyorum, dönmüyor ya. Kanka ben ne yapayım sana? Bak, 1100 tane taş toplamış kendi kendine. Şöyle cam basalım. Dayanıklık basalım. Geriye kalanı full ağırlık basacağım. Tamam, şimdi. Şu Bronto'dan azıcık bir şey. Şöyle lif alıyorum. Azıcık bir şey. Saman alıyorum. Azıcık bir şey. Taş alıyorum. Azıcık bir şey. Odun alıyorum. Gidiyorum diğer Bronto'nun yanına. Bu Bronto'da deri falan var. Bunları alacağım şimdi. Çakmak taşı. Deri. Başka ne var? Başka bir şey yok. Üretim dedim, yatak dedim. Önce bir yatak yapalım. Bir tane basit yatak yaparak başlayalım. Şuraya geldik. Şunları açalım. Bunları ben hep açıyorum. Kendi yanına gidiyor bunlar. Tamam. Şunları da açalım. Bak, bunlar hep dekorasyon. Kullanırız. Şu aşağılara doğru gelelim. Açmadığımız bir şey var mı? Bakalım. Taş muhabbetlerini geç. Mesela ayı tuzağı. Ben bunları gerçekten bak açtım. Hep açıyorum hatta. Bak, kendi kendine gidiyor bunlar. Ben
Bununla mı uğraşacağım oğlum? Her bu oyuna girdiğim zaman. Bunları böyle teker teker açmakla mı uğraşacağım? Bak mermi falan bunların hepsi açıktı ya. Ben bunların hepsini açmıştım ya. Bak bunların hepsi açıktı. Açmıştım yani. Puanım da kalmıyor ayrıca bu arada. Puan da yetmeyecek gibi. Gerçi bunların hepsi sıfır. Sıfır da işte açmak sıkıntı. Bak bunlar fabrikatör, fabrikatör, enerji şeyi, jeneratör, polimer, polimer. Bunların hepsini ben açmıştım. Çıkınca oyundan oyun sapıtıyor. Tamam şu an için galiba okey. Şunu da açalım. Abi puanım bitti. Ben şimdi bundan sonrasını nasıl açacağım? Daha level de atlamıyor. Açamıyorum. Bundan sonrasını nasıl açacağım? Hiçbir fikrim yok. Neyse şimdi şuraya gel. Başlıca şeyleri bir yapalım. Bu ne? Lazım değil. Ya neyse yapalım ya yapalım kalsın. Yapabildiğimizi yapalım. Bu ne istiyor? Metal istiyor. 10 tane metalim yok. Şu ne işe yarıyor? Bir yapalım bakalım. Şöyle bir kamp ateşi yapacağım. Gerçi şömine yapardık ya. Evet şömine de yapalım. Şundan iki tane yapıyorum. Bundan bir tane yapacağım. Pişirme şeysi. Başka ne yapabiliriz? Tarıma sonra gireceğiz. Tarım hiç şey yapmıyorum. Başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Şundan yapalım. İki tane yapalım. İki tane kitaplık yapalım. Şundan altı tane falan yapacağım. Taş lazım galiba. Taşları diğerine bıraktım değil mi ben? Envanterim doluyor. Şöyle ejderhaya bırakabilirim. Şu evle alakalı şeyleri ejderhaya bırakıyorum. Bunları. Şuradan taş alıyorum. Rafineri ocağından 5 tane yapacağım. 2 tane vardı. 2 yapamadım. Deri bitti. Deri vardır ya. Deri vardır ya. Yok mu? Hiç mi yok? Şuna bakayım. Yetmeyecek galiba da. Tamam bir tane daha yaptık. Daha yapamıyoruz. Dört tane kalsın şimdilik. Başka ne yapabiliyoruz? Şundan yapalım bir tane. Ya başka da bir şey yok. Tuvalet muhalet var. Bunlar, bu ne lan? Oğlum kıçkırık bir tuvalet. Kristal ne alaka? 180 tane metal ne alaka? Bu nasıl bir şey ya? 200 tane çimento harcı diyor. Aptal mısın oyun? Tuvalet lan bu. Yapmıyorum lan. Uğraşamam böyle. Mal aptal oyun. Ya bir sıçtığımın tuvaleti bu kadar fazla malzeme isteyemez hocam. Şundan yapmadım değil mi ben? Metal yoktu doğru. Bundan yapamadım. Bunu peki kırsam? Azıcık bir şey verdi. Neyse. İçinde malzemeler var ama. Ooo ben derileri merileri buraya koymuşum lan.
Dur, demirci miydi onun adı? Demirciydi değil mi? Şey bundan değil ama S Plus'tan yapacağım. Nerede? Bir tane yaptım bundan. Başka bir şey yapabiliyor muyum? Bir ona da bakayım. Deri meri bir şeyler aldık ya. Bu ne istiyor? Odun, saman. Bundan yapabilirim bak. Bunları nereye koydum? Şömine yapalım bir tane ya. Çakmak taşı. Bunun S Plus'ı yok mu? S Plus vardır bunun. Açmıştım ben hatta. Onu da hatırlıyorum da işte. Gitmiş. Nerede kim bilir abicim ya. Ya ben bu oyuna bağlanmaya çalıştıkça bu oyun iyice kendini benden soğutuyor. O çok üzücü bir şey. Ya çok güzel oyun da abi harbiden yani yapamıyorum ya. Olmuyor yani. Ben dediğim gibi bağlanmaya çalışıyorum oyuna. Oyunu böyle oynamaya çalışıyorum. Keyif almaya çalışıyorum. Zevk almaya çalışıyorum. Abi oyun kendini soğutmak için elinden geleni yapıyor ya. Ya şu rezilliğe bak ya. Allah kitap aşkına. Bu nasıl bir şey şimdi? Gözünü seveyim. Yani bak. Çiçek gibi yapmışım bak. Şuradan şöyle baktığın zaman. Bak çiçek gibi bir ev görüyor musun? Bak şu yan tarafa bak. Şuraya bak. Ya ayıptır ya. Harbiden ayıptır ya. Böyle bir oyun yapıyorsun. Abi biraz oyna gözünü seveyim. Oyunu yapıyorsan birazcık oyna. Şu hataları bir gör ya. Mod yüklediğim halde böyle rezillikler oluyor ya. Olmaması lazım. Bu tarz şeyler soğutuyor abi, soğutuyor. Direkt soğuyorum yani böyle oyundan. Ya Minecraft gibi basit bir oyun senin yaptığın böyle bir oyundan daha iyi. Bak bu çok büyük bir hakarettir yani. 15 sene önce çıkmış olan Minecraft senin yaptığın bu oyundan 1000 kat daha iyi. Bu hakarettir. Senin için hakarettir. Bunu böyle koyalım. Minecraft ya bildiğin Minecraft karelerden oluşan bir oyun. 1000 kat daha iyi senin oyununda. Bak bu sana çok büyük bir hakarettir. Oyunu yapan kişi, firma artık ne boksan. Birazcık çeki düzen ver şu oyuna. Yok. Ya yeni oyun çıkartmışlar mesela. Dolarla satılıyor bir de pahalı. Ulan bu oyun bu kadar boktanken ben niye oyuna o parayı vereyim? Dolar bir de. Türk lirası da değil. Kim bilir kaç paradır. Verilmez ki yani. Bu oyun bu kadar boktansa kim bilir o oyun nasıl boktan. Mod olmasa hiçbir şey yapamazdım. Bak böyle bir evi hiçbir şekilde yapamazsın mod olmadan. Mecbursun da yani o modu yüklemeye. Komple mecbursun. Ki mod varken bile bu kadar boktan yani. Gerisini sen düşün işte. Nereye koyayım? Bu ne ki ya? Bu ne işe yarıyor? Ekte bir işe yaramıyor gibi. Alalım. Ya şöyle köşeye koyabilirim. Ama bak şuraya koyarım. Diğer şeyleri bir alalım. Şu ne işe yarıyor? Şuna bir bakacağım. Tamam, yazayım şimdi. Nasıl çıkıyor lan ne? Abi dursun. Rafineleri falan bir koyayım hemen. Şunları koyalım ve bitirelim artık. Sıkıldım. Baya sıkıldım. Gene istediğim gibi olmadı. O kadar uğraştım, o kadar çabaladım. Gene istediğim gibi olmadı. Şu hayatta hiçbir zaman zaten istediğim olmayacak. Olmuyor abi, olmuyor. Bu ne abi? Mal mısın? Bu ne? Duvara da asılmıyor. Ne bu bağlantı noktası dediğin ne ya?
E tamam, bu bildiğin masa değil mi işte kanka? Bunu buraya koysana. Ne yapıyor bu? Allah Allah. Bunların istasyonu falan mı var acaba? Koymuyor. Station. Ya bu... Tamam, bu değil mi işte benim elimdeki? Yok, blueprint. Benim şundan yapmam lazım. Galiba bununla alakalı bir şey. Nasıl yapılıyor? Metal falan istiyor. Yapamıyorum ki şu an. Tamam, şunlar bir şuna kalsın. Tam buraya koyuyorum. Bu herhalde eklenti gibi bir şey. O upgrade station dediği şeyi yapıp üstüne koyuyoruz falan galiba. Anlamadım ama. Bunları şunun yanına koyacağım. Şöyle. Ne var? Dolabımız var. Yemek. Şöyle yemeği nereye koyalım? Bak, bu yemeği buraya koyalım. Dolapları da şöyle koyabiliriz. Başka ne var? Kamp ateşi var. Kitaplıklar var, kamp ateşi var. Kamp ateşini buraya koymayacağım. Kamp ateşini nereye koysak? Kamp ateşi çok gereksiz ya. Yani şömine vardı. Şöminenin önüne şöyle koyalım. Buraya da bir tane sandalye falan atarız. Kitaplıkları da şöyle koyalım. Tamam. Olduğu kadar. Tamam. Başka ne yapacağız? Başka bir şey kalmadı galiba. Aynen. Aptal, sen beni niye takip ediyorsun? Ben sana dur demedim mi? Şimdi eşyaları taşımam lazım oradan buraya. Bir ton eşya var, uğraştıracak. Onunla da şu an uğraşamam. Video dışında uğraşırım. Eşyaları taşırım şeye, sanda. Artık bir sonraki bölümde üretim yaparız. Bayıltıcı ok falan yaparız. Bir şeyler yaparız. Dinozor falan avlayacağım. Biraz haritayı dolaşacağım. Çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Baydı. Ya şu dandirik evi 10 saatte yapabildim. Oyunun boktanlığı yüzünden, ki bok gibi de oldu yani. Şu diğer tarafta da var. Şu çit mevzusu falan. Bak şuna bak. Şu aşağıya çit koymuş mesela. Gerçekten rezil bir oyun yani. İnşaat mekaniği olarak tamamıyla oyunu inşaat üzerinden eleştiriyorum. Çünkü inşaat konusu çok can sıkıcı. Ve bok gibi. O kadar yapmış adamlar oyunu. Ejderhalar falan var. Bir sürü yaratık var. Çok güzel böyle. Dinozorlar, minazorlar, atmosfer. Her şey çok güzel oyunun. Abi şu inşaatı o kadar da rezil yapmışlar ki. Oyun ne kadar güzelse inşaat o kadar bok gibi bir şey yani. Çok mide bulandırıcı. İstediğim gibi de olmadı zaten hep. Çok kusur var. Çok eksiği var. Üst kat yapacaktım. Yapmıyorum. Sıkıldım çünkü. Gerçekten sıkıldım. Yani çok planım vardı. Tarla falan yapacaktık şuraya falan. Artık Creative'de yapacağım onları. Yani God mode açıp direkt yapacağım. Tak tak, bir daha uğraşamam ben böyle bununla. Ya şuna bir 10 saat ayırdıysak, şuraya bir tarla yapmaya kalksam şelalenin yanına, 50 saat tarlayla uğraşırım. Dinozorlara şöyle bir alan yapayım desem 150 saat onunla uğraşırım. Abi uğraşılmaz bu ya. Ya uğraşılmaz, gerçekten uğraşılmaz. Artık onları God mode'da yapmayı düşünüyorum. Oyun dediğim gibi çok güzel ama inşaat konusunda tamamen sıçık durumda. Yani bu kadar 3-4 tane inşaat modu yükledim. Ona rağmen bok gibi, rezil. Çok üzücü bir şey. Canım sıkıldı. Oynamak da istemiyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Artık dinozor kadar takılırız işte. Bir şeyler yapacağız. Planlarım gene var ama bilmiyorum. Ya yani oyundan çok soğudum bu inşaat konusunda. Bakalım ne olacak gelecekte. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.